Değerli konuklar, tabii çok anlamlı bir gün. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın bizim için, bizim maneviyatımızda kutsal. Kadın ailenin adeta atom çekirdeği gibi, kurucusu, temel taşı. Aile mutlu olduğunda, kadın mutlu, anne mutlu olduğunda aile mutlu olur, aile mutlu olduğunda toplum mutlu olur, şehir mutlu olur, ülke mutlu olur. Tabii Allah razı olsun, kadınlarımız çok vefakar. Yani bugün hayatın gezdiğimiz yerlerde de görmekteyiz, gittiğimiz yerlerde de, toplumumuzda da hayatın ve geçim şartlarının çok önemli yükünü kadınlarımız omuzlamakta. Kadınlarımızın kanaatkarlığı, gayreti, çabası, fedakarlığı, inanın bizim mutluluğumuzun en önemli dayanıklarından biri. Toplumumuzun, ülkemizin huzurunun en önemli temel taşlarından bir tanesi. Allah'a hamdolsun, en zor şartlarda bile kadın ailesini ayakta tutmakta, gereken fedakarlığı, vefayı göstererek ailesini, yuvasını ayakta tutarak, adeta bizim deyimizle saçını süpürge ederek her türlü fedakarlığı göstermekte. Minnet ve şükran duyuyoruz bu annelere. Hamdolsun, bizim Türk toplumu da, Türk anneleri, Türk kadını da görev ve sorumluluğunun farkında. Bugün toplumları eğiten anneler, ilk öğretmenimiz anneler, kadınlar, geleceği inşa edenler. Annelik geleceği inşa etmek demektir. Bir milletin geleceği annelerin ellerinde, annelerin yüreğinde. Birçoğumuzun, hepimizin, birçoğumuz derken her insanın ilk öğretmeni, ilk eğitimcisi, ilk öğreticisi annesidir. Dünyayı insan anneyle tanır. Şefkat ve merhameti anneyle öğrenir. Bu bizim için çok önemli. Tabii biz Türk kadınını dünyada en iyi şekilde temsil edilmesi için, en entelektüel, en donanımlı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak da kadınımızın hak ettiği saygı ve değeri görmesi için her türlü çaba ve gayreti de göstermekteyiz. Allah'a hamdolsun, kadınlarımız gerçekten çok önemli başarılara imza atmakta. Özellikle bizim bölgemiz yoğun şekilde göç alan bir bölge. Ve Suriye'deki işte yaşanan facialara en yakın şehirlerden bir tanesi. Sadece kendi ülkemizdeki kendi yaralarımızın sarılmasında, kendi sorunlarımızın çözülmesinde değil, sadece kendi insanımıza merhamette değil, Türk annesi bugün Suriye'ye, Somali'ye, Arakan'a da gerçekten büyük bir gayretle, büyük bir merhametle, çok önemli çalışmalarla yardım organizasyonları düzenlemekte. Yani bu şehirden yaklaşık 300 tırdan fazla yardım İdlib'e gönderildi. Bunda kadın dernekleri ve kadınlarımızın çok büyük emeği var. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Değerli konuklar, ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yeniden tebrik ediyorum. Az önce de söylediğim gibi bir nikah töreni var. Gelin ve damat bizi beklemekte. Yeni bir aile kuracağız inşallah. Aziz milletimizin geleceği için de bu dönemli. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Maalesef New York'ta dokuma işçileri 400 binden fazla dokuma işçisinin isyanıyla başlayan ve yüzlerce kadının, dokuma işçisi kadının bir hangarda tutularak, yakılarak öldürülmesi sonucu ilan edilen bugünün kutlama mı, anma mı şeklinde bir defa bunun da tekrar gözden geçirilmesi, yani bir acının kutlanması olmaz.
bir acı anılsa anılsa bu acı sadece anılır diyorum. Yine de emekçi kadınların özellikle Kahramanmaraş'ımızda şu an şu stat alanda gördüğümüz her kesimden olan dernekleriyle, sivil toplumlarıyla bütün kadınlarımızın kadın kimliği adı altında toplanması da ayrı bir mutluluk olarak değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Biz yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü. Kadını kadın yaratan, erkeği erkek yaratan Allah, kadınların ve erkeklerin haklarını belirlemiş, fonksiyonlarını ortaya koymuştur. Bizim medeniyetimizde kadın ve erkek birbirinin eşidir. Kadın bizim annemizdir. Kadın bizim kızımızdır. Kadın bizim eşimizdir. Kadın bizim gelinimizdir. Kadın bizim her şeyimiz, ciğerparemiz, çocuklar olarak kız çocukları ve diğer kadınlar da baş tacımızdır. Bizde kadın Hazreti Hatice'dir. Hazreti Fatıma'dır. Hazreti Zeynep'tir. Bizde kadın Zübeyde Hanım'dır. Satı kadındır. Senem Ayşe'dir. Tarihimizde bizim kadınlarla asla bir sorunumuz olmamıştır. Sorunu olanlar ya psikolojisi bozulmuş veyahut da sadece kadınların değil, hiçbir şeyin hakkını bilmeyen, hakkını tanımayan, hatta kendilerini bilmeyenlerdir. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tabii 8 Mart'ın bir anlamı var. Bir toplumsal olayla 1859 zannediyorum Amerika'da 129 tane tekstil işçisinin katledilmesiyle, yakılarak öldürülmesiyle doğmuş bir gün aslında. Daha sonrasında Fransız İhtilali'nden sonra Kadın Hakları Evrensel Bildirgesi adı altında Olympia Gugges'in bir sosyalist enternasyonel kadın hareketi olarak başlattığı ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılan bir gün. Ama tabii ki dünyanın neresinde olursa olsun işkence görmüş, zulme uğramış sadece kadın olması önemli değil. Kim olursa olsun onun yanında olmak ve onun hakkını, hukukunu korumak gerekir. Ama bizim anlayışımızda bir Türk dünyasında, bir Müslüman dünyasındaki kadına bakış tabii ki onlardan bambaşka. Yani o 159 yıl önce olmuş bir olay. Biz 1400 yıl önce Peygamberimizin kadına bakışından hareketle biz kadınımıza yaklaşıyoruz. Biz onu yoldaşımız görüyoruz. Ona hürmet etmek, saygı göstermek gerektiğini söylüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim bize kadına nasıl bakılması gerektiğini gösteriyor. O yüzden bizim hayatımızda kadın erkeğin yoldaşıdır, arkadaşıdır. Ve anne, özellikle eğer bir kadın anne ise bizim nazarımızda kutsal bir varlıktır. Biz böyle bakıyoruz. Bizim anlayışımızın dünyaya yayılması gerekir aslında. Ama biz dünyanın başka yerlerindeki anlayışlarla bugün bu kutlamayı yapıyoruz. Bundan sonra istiyorum ki herkes Peygamberimizin, Kur'an-ı Kerim'in kadına yaklaşımı, Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadına yaklaşımıyla kadına yaklaşsınlar. O zaman daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Tabii öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum bütün kadınlarımızın. Burada tabii bugün bir gün olarak hatırlıyoruz. Amerika'daki bir olay vesilesiyle bugün Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş. Ama tabii bir güne sığmayacak bir olay. Burada geçmişe dönük, özellikle ülkemizde, bölgemizde, dünya coğrafyasındaki kadınlarımıza dönük ayrımcılıkla ilgili çok güzel örnekler verildi. Özellikle yakın tarihimizde yaşadığımız Türkiye'deki kadının kıyafetine müdahale edilerek hem kamusal alandan hem eğitim alanından nasıl dışlandıklarını gördük, bunların örneklerini. Ben de bir öğretmen eşiyim, bunu yaşamış biriyim o günleri. Hamdolsun o günler geçti. Bakın, kimse kimseyle kavga etmiyor. Alanda başörtülü de var, başaçık da var. Hiç kimse kavga ediyor mu? Bunların hepsi bizim değerimiz, açığıyla, kapalıyla bir tercihtir. Kadınlarımız giyim kıyafetine bizi müdahale edecek halimiz yok. Tabii burada özellikle çalışma hayatında, siyasette, gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe kadınlarımıza dönük önemli gelişmeler yapıldı. Özellikle kadınlarımızın daha fazla siyaset katılımı ile ilgili çabalar var. Bizim partimizin meclis üyesi belirlemesinde 4 taneden bir tanesinin kadın yazılması mecburiyeti vardı. Biz ona özellikle riayet ettik. Ama tabii
burada sadece bu bir adım, diğer taraftan da kadınlarımızın siyasete girmesi için alanlarını rahatlatmamız lazım. Çünkü kadınlarımız bizlere göre daha zor siyaset yapıyorlar. Onlar işte ev ortamı var, çocukları var. Onlara kreş imkanından tutun. Başka alanlarda çok rahat bir şekilde siyasete girecek veya çalışma hayatına katılacak alanları da geliştirmemiz lazım. Burada AK Parti hükümetleriyle gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe önemli adımlar atıldı. İzinden tutun, doğum izninin uzun olması, işte kamuya girerken eskiden demin de bir örnek verdim. İşte şartlardan biri eskiden erkek olmak yazardı. Şimdi bunu yazmak mümkün değil. Yani doğru da değil zaten. Bu eşitsizlikleri giderdiğimizde kadınlarımız da daha fazla çalışma hayatına katılacağını düşünüyorum. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz şahitleriz ve şahitlik ediyoruz. Mazlumun mazlumiyetine Ama şunlardan bir şey, belediye alırken de hediye bir şey.